Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. En güzel şekliyle. Daha çok şeyler gelecek. Daha çok şeyler gelecek. Kurtaramadık. İçeride giremedik. 3 çocuk vardı. Giremedik, yanaşamadık ki ateşten. İlk gelen kapıyı açtığında alev suratına vurmuş. Kurtaramamış çocukları. Bugün 15 Aralık 2017 Cuma. Özgün ve güvenilir Olay Ana Haber başlıyor. Değerli izleyenler, Filistin'de öfke bir kez daha sokağa taştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten Batı Şeria'ya, Gazze şeridine kadar on binler yine sokaklardaydı. Cuma namazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine İsrail güvenlik güçleri müdahale edince olaylar çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından gözler bir kez daha öfke günü ilan edilen Filistin'deydi. İsrail polisi Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da geniş güvenlik önlemleri aldı. Ancak alınan önlemler ne Filistinlilerin cuma namazı için camilere akın etmesini ne de namaz çıkışı protesto gösterilerini engelleyebildi. Mescid-i Aksa'dan sloganlar atarak Şam kapısına yürüyen kalabalığa güvenlik güçleri biber gazı sıkarak müdahale etti. Şam kapısında toplanmayı başaran Filistinlileri ise polis zor kullanarak dağıttı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da protesto gösterileri Filistinlilerle İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalara dönüştü. İsrail askerleri gerçek mermilerle müdahale edince gösterilerde 10 Filistinli yaralandı. Bir göstericinin vurulma anı kameralara yansıdı. İsrail güvenlik güçleri yaralıları almaya gelen ambulans ve sağlık görevlilerine bile müdahale etti. Gazze'de yüzlerce kişi cuma namazı sonrası düzenledikleri gösterilerde Amerikan yönetimi ve İsrail'i protesto etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının açılış töreninde konuştu. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuşan Erdoğan daha çok şeyler gelecek dedi. Cumhurbaşkanı'nın Kudüs'le ilgili de mesajları oldu. Erdoğan tepkisini hem İstanbul hem de video konferansla katıldığı Konya'daki Kudüs mitinginde dile getirdi. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen Kudüs mitingine İstanbul'dan video konferans yoluyla katıldı. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada bir veto olursa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız. Cumhurbaşkanı, İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye arasındaki sürücüsüz metro hattının açılış töreninde de İsrail ve Amerikan yönetimlerini eleştirdi. Amerika'nın Kudüs kararı, Orta Doğu'nun kucağına atılmış yeni bir bombadır. Bugün Kudüs'te bir taciz var. Haksızlık, hadsizlik ve tam anlamıyla bir edepsizlik var. Kudüs'ü bir terör devletinin başkenti haline getirmeye çalışmak, Müslümanların kabul edebileceği bir durum değildir.
Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende Erdoğan, Müslüman ülkelere seslendi. Müslümanlar olarak düştüğümüz yerden kalkacaksak bunu Kudüs'ten başlatmalıyız. Kudüs'ün de başka bir alternatifi yoktur. Şu anda işgal altındadır. Biz uyuyan bir millet olmadığımızı göstermek durumundayız. Erdoğan, Hakan Atilla davasının da FETÖ kumpası olduğunu belirtti. Meydanı bugün Amerika'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. FETÖ'yü kendi topraklarında besleyip büyütenlere bu işlerin öyle kolay olmadığını mutlaka göstereceğiz. Erdoğan'ın hedefinde CHP de vardı. Hala Türkiye'nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Üstelik bunlara Ana Hıyanet Partisi de katılmış. Bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. En güzel şekliyle. Daha çok şeyler gelecek. Terör örgütünü değil de terör örgütüne yapılan operasyonları eleştirenleri, Türkiye'yi kötüleyenleri milletimiz affetmeyecek. 2019 işte bu hesaplaşmanın sandık başında yapılacağı tarihi bir yıl olacak. Ankara'da düzenlenen Göç ve Uyum Sempozyumunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeminde Amerikan yönetiminin Kudüs kararı vardı. Bu karar bizim için yok hükmündedir diyen Yıldırım, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu tüm dünyaya ilan ettik dedi. Bundan böyle İslam ülkeleri tarafından Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı'nca İstanbul'da alınan kararın çok önemli olduğunu belirtti. Bütün ülkelere de bu kararı desteklemesi için çağrı yapıldı. Bu karar tarihi bir karardır. Ankara'da düzenlenen Göç ve Uyum Sempozyumunda konuşan Yıldırım, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Hiç kimsenin bölge üzerinde tek taraflı, keyfi bir takım kararlar almaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Bu zirvede İslam dünyası en açık şekilde bunu ilan etmiştir. Yıldırım, göçmenler konusunda da Avrupa Birliği'ni hedef aldı. 3 milyar avro 2016-2017 takip eden yıllarda da tekrar bir 3 milyar avro verilecek idi. Maalesef bu taahhütte Avrupa Birliği çok ağır gidiyor. Şu anda 899 milyon avro tutarında bir kaynak aktarılmıştır. Bu hızla giderse herhalde seneye değil önümüzdeki 6-7 sene bile içerisinde bu kaynağın gelmesi söz konusu olmaz. Yıldırım, Türkiye'nin göçmenler için transit ülke konumundan çıktığını, hedef ülke olduğunu kaydetti. Türkiye göç açısından artık sadece bir transit ülke değildir. Aynı zamanda hedef ülkedir. Yani bundan böyle bu göçmen, mülteci konularının daha iyi koordinasyonu, daha verimli olarak sürdürülmesi için bütün mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili yetkiyi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne devrediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Orta Doğu Konferansı'nda konuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler de vardı. Uluslararası toplumun Suriye'deki savaşta sınıfta kaldığını söyleyen CHP lideri, sorunun askeri yollarla çözülemeyeceği ortaya çıkmıştır dedi. Orta Doğu, Orta Doğulu olmayan ülkelerin güç gösterisi sergiledikleri bir alana dönmüş durumda. Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler ana muhalefetin yakın takibinde. Başta Birleşmiş Milletler ve diğer bölgesel uluslararası kuruluşlar
kendilerinden beklenen etkiyi maalesef gösterememektedirler. Etnik ve mezhep ayrılığı ateşi Orta Doğu'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Amerikan Başkanı'nın Kudüs kararına tepkisini yenileyen Kemal Kılıçdaroğlu, kararda başka ülkelerin de etkisi olduğu görüşünde. Bu kararın alınmasında İran'ı tehdit olarak gören bazı bölge ülkelerinin İsrail'e yanaşma eğiliminin etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesine de destek verdi. Kararın altında imzası olan tüm ülkelerin Filistin'le diplomatik ilişkilerini başkenti Doğu Kudüs olan bir ülke statüsüne yükseltmesi atılacak öncelikli adımlardan biri olmalıdır. Türkiye, Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nca düzenlenen Orta Doğu Konferansı'nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler de vardı. Cenevre görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması bizde kaygıyı derinleştiriyor. Sorunun askeri yöntemlerle çözülmeyeceği ortaya çıkmış bulunuyor. Artık Suriye konusuna siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Partisinin Kadıköy'de düzenlediği Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı'nda da konuşan CHP liderinin gündemi değişmedi. Biz bugün Orta Doğu'da yaşanan dramın aynısını yaşamıyorsak ama birileri bize yaşatmak istiyor, Cumhuriyet felsefesinin bize getirdiği ve bizim de özümseyip bugüne kadar taşıdığımız anlayıştır. CHP lideri Maltepe cezaevinde tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu da ziyaret etti. Moral iyiyim. İkinci kitabına başlamış durumda. Beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması. Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam yine gerilim vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında FETÖ okulları ve 15 Temmuz polemiği yaşandı. Yerli milli deyip bir refleks veriyorsak bir gocunma unsuru oluşturur bu. Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında okul tartışması yaşandı. Sayın Bakan, bir cemaatin okulunda okumuştur. Cemaat okullarında burslu okuyan adam tenekeyi parlatsan da çeyrek altın etmeyeceğini gösterdi bu akşam. 15 Temmuz'dan bahsediyor. O gece tepemize bomba atanların yetiştirdiği birinden yerlilik, millilik aklı alacak değiliz. Özel'in açıklamalarına Bakan Albayrak'tan sert yanıt geldi. Cemaatin okulunda burslu. Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım. Ama öyle bir anne baba yetiştirdi ki beni, hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedi. Bu ülkede yüz binlerce okullarda okumuş FETÖ'cü olmayan gençlerimiz var. Aklını kiraya vermemiş bu çerçevede insanlarımız var. Tartışmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da katılınca tansiyon yükseldi. O gece güvenli bölgeye gidenler sizin genel başkanınızdı. Öyle bir konuşma yaparız ki, öyle yazışmaları okuruz ki, öyle siparişlerden bahsederiz ki hiç isim vermeyiz. Kimin nasıl gocunup nasıl hopladığını geçen seneki gibi görürüz. FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik en büyük delil soruşturma dosyasına girdi. Tutuklu Zaman Gazetesi görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı'nın bilgisayarında yapılan incelemede Fethullah Gülen'in savcılara gönderdiği imzalı talimat bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada tanık olarak dinlenen emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında olduğu, 63 tutuklunun salıverme kumpasına ilişkin Fethullah Gülen'in örgüt mensuplarına verdiği Muhterem Asliye Ceza Hakimi başlıklı yazılı talimatın ele geçirildiğini açıkladı. Fethullah Gülen imzasına taşıyan 19 Nisan 2015 tarihli yazılı talimatını basın mensuplarıyla paylaşan Fidan, doküman salıverme kumpasına ilişkin Gülen'in verdiği en somut talimat dedi. Söz konusu talimatın Fevzi Yazıcı'nın 18 Nisan 2015'te Amerika'dan getirdiği dijital belgelerde ele geçirildiğini belirten Başsavcı Fidan yanında da bu mektubu gönderiyor. 25 Nisan 2015 tarihinde bu kişiler hakkında tahliye kararı çıkıyor dedi. Fidan söz konusu talimatı içeren belgenin Amerika'daki yargılama dosyasına girdiğini de kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Hakan Atilla davası savunma avukatlarının sürpriz bir girişimine sahne oldu. Avukatlar Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'yı tanık koltuğuna oturttu. Savunma avukatlarından Katie Fleming, Atilla'nın adını temize çıkarmak için ifade vermek istemesinin kendi kararı olduğunu söyledi. Amerikan yargı sisteminde savunma tarafının zaman zaman jürinin kararını etkileyebilmek için son koz olarak sanıkları tanık sandalyesine oturttuğu belirtiliyor. Atilla şu sıralarda devam eden duruşmada hem savcılık hem de savunmanın sorularını yanıtlıyor. Hakim Richard Berman da ifadesi sırasında gerekli gördüğü zamanlarda Atilla'ya soru yöneltebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dava ile ilgili İstanbul'da devam eden casusluk soruşturmasında da önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Rıza Sarraf'ın çalışanı olan şüpheliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davaya evrak göndermekle suçlanıyor. Bu arada bir sıcak gelişmeyi de aktaralım. Değerli izleyenler, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havaalanı kısa bir süre önce saldırı girişimine sahne oldu. Havaalanının polisinin elinde bıçak bulunan bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiği ve havaalanının boşaltıldığı belirtiliyor. Bu sıcak gelişmenin ardından haberlerimizle devam ediyoruz. Detayları yine aktarmaya ekranımızdan devam edeceğiz. AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi. 3 dönemdir görev yapan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. 2004 yılından bu yana Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Necmi Kadıoğlu sürpriz bir kararla görevini bıraktı. Esenyurt Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu kendi isteğiyle görevinden istifa etti denildi. Kadıoğlu istifasında sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da istifanın tamamen sağlık gerekçesiyle alındığını, diğer istifalarla bir ilgisi olmadığını söyledi. Kadıoğlu 2014 yerel seçimlerinde 3. kez AK Parti'den aday olmuş, oyların %47'sini alarak seçimi kazanmıştı. Senin dışında okuyanlar hariç. Topladığı zaman 200 bin. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın memleketinde cami yaptırdığına ilişkin haberlere Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den düzeltme geldi. Canikli, Akar ve ailesinin inşaatı devam eden camiye imkanları ölçüsünde destek olduklarını kaydetti. Canikli, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Orgeneral Akar'ın memleketi Kayseri'de cami yaptırdığına ilişkin haberlere açıklık getirdi. Haksız bir takım spekülasyonlar ve saldırıların söz konusu olduğunu ve bunların düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Canikli, Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar ve bunun kesinlikle hiçbir şekilde duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bu yardımı yapıyorlar dedi. Kendi kaynaklarıyla... Ve bedelli askerlik bekleyen binlerce gence Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den kötü haber geldi. Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Canikli, hükümetin gündeminde bedelli askerlik olmadığını söyledi. Şu an itibariyle gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda zaten böyle bir uygulama doğru da olmaz. Çünkü çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. 10 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ben size. 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem. Ama şunu söylüyorum çok biraz daha açmak açısından. Öngörülebilir bir zaman dilim içerisinde yani şu an itibariyle içinde bulunduğumuz an dönem itibariyle böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz yok. Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerini vurdu. ZAP, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre insansız hava aracıyla yapılan keşif faaliyeti sırasında Irak'ın kuzeyindeki ZAP, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgelerinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi. Düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar imha edildi. Bugün Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalırken geçen aya göre değişim göstermedi. Türkiye'de işsizlik oranı Eylül döneminde %10.6 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık azalışla %12.8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı 0.1 puanlık artış ile %20 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 0.8 puanlık azalış ile %10.8 olarak gerçekleşti. ...7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda ikinci tur görüşmeleri bugün başladı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018'de geçerli olmasını istedikleri asgari ücret talebinin 1893 lira olduğunu açıkladı. Kamuoyu bizden, Türk İş'in, komisyonun talebi ne olacağını söylüyordu. Biz de işte günlerdir TÜİK'ün resmi açıklamasını bekliyorduk. Resmi açıklaması şu anda bizim elimize geçti. Şu anda 1893.90 TÜİK'ün resmi açıklaması. Biz Türk İş olarak diyoruz ki işçiyesi, işvereni, hükümeti, devletin açıkladığı bu resmi rakamı bize versinler. Biz hemen buna yarın altına imza atalım. Bizim resmi talebimiz 1893 lira net olan bu ücret. Yani Türk İş'in talebi bu. Düğme 11 oldu. İşte enflasyonun durumu ortada. Ona rağmen ben devletin açıkladığı rakamı biz Türk İş olarak uygun görüyoruz. İşverenlerden ve ülkeyi yönetenlerden bu rakamın altına bizden beraber imza atsınlar. Kamuoyuna bu müjdeli haberi de verelim diye ifade ediyor. Bir konu daha var kamuoyunda. Çiftlerde 12 ay çalışan, kurumlarda devamlık arz eden arkadaşlarımız var. İşte 10 gündür bunların kadroya geçip geçmeyeceğine ilgili bizde de sizde de tereddüt vardı. Bugün bakandan aldığım bilgiye göre büyük ölçüde bununla ilgili şu anda Maliye Bakanlığı yetkilileri orada. Çalışma Bakanlığı yetkilileri orada. Yani büyük ölçüde çözeceklerini umut ediyorum. Kentsel dönüşüm projeleri, yenilenen binalar, havuzlu siteler. Hızla büyümeye devam eden inşaat sektöründe gündem %80'e varan oranlarda artan demir maliyeti. Maliyetin yeni yılda konut fiyatlarına yansıması bekleniyor. Bir yıl içerisinde demirin %80 veya %75 seviyelerinde zamlandığına ilk defa şahit olduk. Hızla yükselen inşaat sektöründe gündem artan demir maliyeti. 2100 lira civarında idi geçen sene demir tonu. Şu an itibariyle 1750 civarında, 2750 lira civarında şu an demirin tonu. Bu da %75 civarında bir fiyat artışı, fiyat zammı olmuş oluyor. Artan maliyetlerin yeni yılda konut fiyatlarına yansıması kaçınılmaz gibi. Konut fiyatlarında geçici olarak duraksamalar olabilir ama hiçbir şekilde konut fiyatlarının inmesini beklememek gerekiyor. Bu durum negatif olarak etkilemektedir. Şöyle ki 100 lira olan bir daire 120 liraya, 130 liraya çıkmış olacak. Yani müteahhitler daire fiyatlarına en az %20, %30 zam yapmak durumunda kalıyor. Firmalar artan fiyatlara karşın 2018'de konut satışlarının düşmesini ise beklemiyor. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektörü her zaman hızlı. Son gelen bilimsel veriler, TÜİK'in açıkladığı rakamlar zaten bunları gösteriyor. 2019'da hem ülkemiz hem de bölgemiz için gerçekten ciddi bir seçim atmosferi olacak. 2019'dan önce olan bu 2018'in bendeki beklentisi altın yıl olacağı yöndedir. Kirletici sanayiden kömür kullanımına,
araç egzozlarından çarpık şehirleşmeye, kışın yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte Bursa'nın hava kalitesi bir kez daha alarm vermeye başladı. Ölçümler soluduğumuz havanın sağlıksız olduğunu ortaya koyuyor. Araçlar ciddi anlamda kirletici. Bir başka etken de konutlardan gelen etken nedir? İşte kalitesiz kömür yakıtları sonucunda özellikle kış aylarında havanın yoğun olarak kirletilmesi söz konusu. Havaların soğumasıyla birlikte Bursa'da hava kalitesi tekrardan mercek altına alındı. Artan kömür kullanım ve araç yoğunluğu da buna eklenince Bursa'daki hava kirliliği gözle görülür şekilde tekrardan arttı. Konutla sanayi alanı yerleşimi iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla sanayinin kirletici etkisinden doğrudan toplum etkileniyor. Bu sanayi yapısından teknolojisi yüksek sanayi yapısına geçmeyi hedeflememiz, planlamamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ölçümleri de şehirdeki havanın sağlıksız olduğunu doğruluyor. Peki şehirde yaşayan 3 milyon Bursalı bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber izleyelim. Bursa'nın havasını temiz buluyor musunuz? Bursa'nın havası çok kirli. Özellikle bu son yıl oldukça kirli. Lodos çıkmadığı zamanlarda nefes almakta güçlük çekiyoruz. Yani bütün mahallelerde hissediliyor hava kirliliği. Vallahi hava kirliliğine şikayetçiyiz. Kendim akciğer kanseriyim. Şu kirliliğe bir çare bulsalar ne güzel olacak yani. Bursa'da yeşillik kalmadı. Her taraf beton yığın haline geldi. Dağ köylerinde bulamaya gidiyorum. İnanır mısın? Nefes almaktan genizlerim yanıyor. Niye? Oksijenin temizliğinden. Aşağı inince nefes almak zor oluyor. Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada araç bakımlarının zamanında yapılması, soba ve kaloriferlerin tekniğine uygun yakılması, baca temizliği, katı yakıt kullanan konut ve iş yerlerinde filtre bakımlarının yapılması gibi bir dizi önlemin alınması gerektiği belirtildi. Akademik odalara göre ise kirlilikle mücadele süreklilik arz etmeli ve düzenli denetlenmeli. Valiliğin koordinasyonunda hava kirliliğiyle mücadele birimi, Bursa'da mücadele birimi oluşturulmalı. İçerisinde Çevre İl Müdürlüğü, kamu kurumları dahil meslek odaları ve üniversiteden uzmanlar, hatta mahlukatçılar, yani bu yakıt satanlar vesaire, onların da yer alması, sorumluluğun paylaşılması gerekiyor. Kimi bisiklete bindi, kimi yürüyüşe çıktı. Aralık ayının ortasında Türkiye'nin doğusu kara kışı yaşarken Bursalılar bahardan kalma günlerin tadını çıkarıyor. Çok kar demiş çünkü güneş. Bursa'da hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Ya çocukları eğlendirmek için gezelim dedik güneşli havada. Yani güneşin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Sonra eve kapanacağız. Aralık ayında hiç normal bir hava değil ama değerlendirelim dedik. Takvim yaprakları Aralık ayının ortasını gösterse de Bursa'da son birkaç gündür gördüğünüz gibi bahardan kalma günler yaşanıyor. Aralık'ın 15'i azıcık yağmur yağdı işte birkaç gün. Başka zaman Aralık'ın 15'ine gelmeden daha yukarı yağıyordu. Böyle bir hava şimdiye kadar Aralık ayında görmedim. Aralık ayında bu aylarda hiç böyle bir hava görmedim. İlk kez bu sene oluyor. 40 sene önce ise Eylül ayında karlar yağıyordu. Sıcaklıkların artmasıyla ısınma maliyetlerinin düşmesi de vatandaşları sevindirdi. Şimdi Aralık ayında faturadan parasına bakıyordum. Havalar çok güzel. Kimi piknik yaptı, kimi bisiklete bindi, kimi yürüyüşe çıktı. Sıcak havanın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Yani iyi oluyor böyle havalar. Dışarıda oynuyoruz arkadaşlarımızla. Bursa'da hafta sonu da bahar havası devam edecek. Aralıklarla sağanak yağış beklense de sıcaklık 20 derece ve üzerinde hissedilecek. Yani güneş bir müddet daha bizimle. İzmir bayağı hava kapalı çünkü İzmir'de. Yani burayı gördüm bayağı şaşırdım. Havaları değerlendirmeye çalışıyoruz aslında. Beraber dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Hafta sonu siz de benim gibi bisiklete binebilir, doğa yürüyüşü yapabilir, güzel havanın tadını çıkartabilirsiniz.
Bursa'da yük ve eşya taşıyan araçlar ile ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarından itibaren başlıyor. Aracına kış lastiği takmayan sürücüleri ciddi para cezaları bekliyor. %100 değişiyor her şey. Kullanım, fren mesafesi, bir kere güven veriyor size. Bursa'da kış lastiği uygulaması 16 Aralık'ta başlıyor. Peki sizin aracınızın kış lastiği hazır mı? Ya yazın yazlık ayakkabı, kışın nasıl kışlık ayakkabı giyiyorsan daha iyi fren tutması filan. Bu zorunluluk da bizi daha çok teşvik etti. Bunun sebebini bize taktırdık. Zincirle boşuna uğraşıyormuşuz bunca yıl. Kış lastiği olduktan sonra her türlü güvenlik, her türlü yol şartlarında zincir takmış gibi ilerliyoruz. Lastiklerimizi hazırladık tabii ki. Bizim için önce can güvenliği çok önemli. Bir araçta en önemli olan şey bir tekerlek, lastik, iki fren sistemi çok önemlidir. Sonuçta sabahtan akşama kadar can taşıyoruz. Sadece ticari araçlarda uygulanması zorunlu olan kış lastiği uygulamasına güvenliği için de diğer sürücüler de eklenince servislerde yoğunluk yaşandı. Kar kış olduğu zaman, kar yere düştüğü zaman bir o yoğunluk kaldı. Ama diğer vatandaşlar işlerini bitirdi, taktı çoğunluğu kış lastiği. Peki bir kış lastiği nasıl olmalı? Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman yaz lastikleri sertleşiyor ve kayıyor. Kırcal çatlak sayısı, ne kadar çatlak sayısı fazlaysa o kadar iyi tutunur. Ve yumuşak olması daha iyi tutunur. Çünkü kışın sertleşiyor lastik ve kayıyor. Ne kadar yumuşaksa o kadar iyi tutunur lastik. Çıkan yaz lastikleri de gelecek isteğe göre lastik otellerinde bekletilebiliyor. Yani özel normal ayrı araçlarında 4 lastiğin 1000 lira civarındadır. 4 lastik sökme takma otel her şey dahil 100 lira civarında. 6 aylık değişimi balansı her şey dahil 100 lira. Kış lastiği takmayan yük ve eşya taşıyan araçlarla ticari araçları yaklaşık 700 lira para cezası bekliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kapsamında gerçekleşen çekilişin talihlileri ödüllerine kavuştu. 10 adet otomobil, 10 adet dizüstü bilgisayar ve 10 adet cep telefonu sahiplerine törenle teslim edildi. Yeni bir anlayışla kurguladığımız Alışveriş Günleri etkinliğimizi bu yıl ikinci kez gerçekleştirdik. Bu proje bölgemizin dönüşümüyle birlikte esnafımızın ticaret hacmine de ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yıl ikincisini düzenlediği Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kapsamında çekiliş sonuçlarının belli olmasının ardından sıra ödül törenindeydi. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi. Ekonomide seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 yılının artık sonuna geldik. Milletçe kenetlendiğimizde neleri başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde her 100 liralık alışverişle katınılan çekilişin talihlileri hediyelerine kavuştu. 10 adet otomobil, 10 adet dizüstü bilgisayar ve 10 adet cep telefonu sahiplerine törenle teslim edildi. Noter ve Milli Piyango huzurunda gerçekleştirdiğimiz ve 30 tane talihli müşterimizi belirlemiştik. Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın faciası yaşandı. Büyük Yurt köyündeki iki katlı ahşap ev sobadan sıçrayan kıvılcımla küle döndü. Komşuya giden annelerinin evde yalnız bıraktığı üç kardeş alevlerin arasında can verdi. Anne komşuya gitti. Çıkan yangında 3 çocuk feci şekilde can verdi. Yangın faciası Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşandı. Kurtaramadık. İçeride giremedik. 3 çocuk vardı. Giremedik, yanaşamadık ki ateşten. Yangın ilçeye bağlı Büyük Yurt köyünde 2 katlı ahşap evde öğle saatlerinde çıktı. Anne Gülşen Şahin, 5 yaşındaki Berkay Hüseyin, 2 yaşındaki Beril Su ile 6 aylık Alena'yı evde bırakarak komşuya gitti. Evde yalnız kalan çocuklar sobayla oynamaya başladı. Sobadan sıçrayan kıvılcım odadaki eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü. İki katlı ahşap evin tamamını sardı. Çocukların sesini duyanlar var. Çığlıklarını duyanlar var. İlk gelen kapıyı açtığında alev suratına vurmuş. Kurtaramamış çocukları. Hayvanların kapısını açmış. Hayvanları kurtarmış. Çocukların çığlıklarına koşan köylüler alev alev yanan eve giremedi. Arkadaşlar geçin şöyle. Efendim, nereye doğru?
Hava girmesi. Geçen siz de ileri. Köye, Niksar ve Tokat'tan itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Müdahale sırasında ahşap bina çöktü. Yanan evin enkazında 6 aylık Aleyna, 2 yaşındaki Beril Su ile 5 yaşındaki Berkay Hüseyin'in cansız bedenleri bulundu. 3 kardeşin cenazesi aynı tabuta koyuldu. Ailenin 10 yaşındaki çocukları Buket'in ilçe merkezinde yatılı olarak öğrenim gördüğü öğrenildi. Yangın sırasında baba Yılmaz Şahin'in de Niksar ilçesinde olduğu öğrenildi. Acı haberi alan babayla anne fenalaştı. Acılı çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Yoldan geçen bir genç kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de sokak ortasında çatışma çıktı. Yoldan geçen genç hayatını kaybetti. Sefaköy İnönü Mahallesi Koreli Sokağı'nda yaşanan olayda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çok sayıda tabanca ile bir uzun namlulu silahın kullanıldığı kavgada arkadaşlarıyla beraber gittiği halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz çatışmanın ortasında kaldı. 8 kovan sadece burada var abi. Beyaz bir araçtan bahsediliyor. Uzun namlulu silahlarla taramışlar. Halı sahadan gelen bir arkadaşa da denk gelmişler. Arkadaşı da, suçsuz bir arkadaşı da vurmuşlar. Aşağı yukarı onun üzerinde araçta ve 4-5 tane binada da hasar var. Evlerde de var. Birinci katlara kadar mermiler gelmiş. Vücuduna biri Kalaşnikov silahtan, 7'si tabancalardan çıkan 8 mermi isabet eden talihsiz genç ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Açıkgöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede bulunan birçok araç ev ve iş yerine de mermiler isabet etti. Arka bagaj kapıları da var. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 16 yaşındaki gencin öldüğü çatışmanın izleri ise gün ağarınca ortaya çıktı. İki tane grup çatışıyor, arada kalıyor. 78 tane kurşun mu sıkılır ya? Dünya savaşı mı bu ya? Emircan Açıkgöz'ün ölümüyle sonuçlanan çatışmanın rant kavgası nedeniyle çıktığı öğrenilirken 6 kişi gözaltına alındı. Oğlunun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu morguna giden acılı baba Hacı Açıkgöz tepkiliydi. Karakolun bir sokak altında keleşle tarıyorlar benim çocuğumu. Var mı böyle bir şey? Ve karakol gelmiyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde disiplin cezası sonrası okuldan atılan iki lise öğrencisi silahla dehşet saçtı. Öğrenciler pompalı tüfekle girdikleri lisede okul müdürünü vurarak öldürdü. İzmir'de okuldan atılan iki lise öğrencisi okul müdürünü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Ödemiş ilçesi Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezasıyla okuldan uzaklaştırılan iki öğrenci, veli toplantısı öncesi okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitti. Müdürle öğrenciler arasında tartışma çıkarken öğrencilerden biri yanında getirdiği pompalı tüfekle müdüre ateş açtı. Silah sesinin duyulmasının ardından ihbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü Ayhan Kökmen, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından kayıplara karışan iki öğrenci, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili polis tarafından da soruşturma başlatılırken, tüfeğin sahibi olan öğrencilerden birinin babası da gözaltına alındı. Adana'da Atatürk büstlerine saldıran zanlı tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu ile Dumlupınar Mahallesi'ndeki Kanuni Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okullardan birinin güvenlik kamerasınca şüphelinin bahçedeki Atatürk büstüne yönelmesi ve iki el ateş etmesi kaydedildi. Terörle mücadele şubesi ekipleri saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada yaralama suçundan girdiği cezaevinden iki ay önce çıkan zanlıyı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ederek gözaltına almıştı. Eskişehir cezaevi firarisiyle polisler arasında nefes kesen kovalamacaya sahne oldu. Polislere ateş açan hükümlü ile kardeşi kıskıvrak yakalandı. Eskişehir'de polisten kaçan cezaevi firarisiyle kardeşi kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri bir süre önce açık cezaevinden firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 20 yaşındaki hükümlünün Hoşnudiye mahallesindeki evde saklandığını tespit etti. Adrese gelen polisleri park eden firari hükümlü ile 18 yaşındaki kardeşi kiraladıkları araçla kaçmaya başladı. Kent merkezinde başlayan kovalamaca Eskişehir-Bursa karayolunda devam etti. Polislere ateş açan hükümlü ile kardeşi özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla boş bir arazide yakalandı. Zanlının kullandığı araçta yapılan aramada bir tüfek, bir tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. Avustralya'da çocuk istismarı ile ilgili yürütülen 5 yıllık bir araştırma sonrası hazırlanan rapor ülkeyi karıştırdı. Rapora göre kiliseler, okullar ve spor kulüpleri dahil olmak üzere birçok kurumda çocuk istismarı yaşanıyor. Avustralya'da Kraliyet Komisyonu'nun 5 yıl süren çocuk istismarı araştırması tamamlandı. Komisyon, araştırma sırasında mağdurlarla 8.000'den fazla özel görüşme yaptı ve yaklaşık 1.300 yazılı kayıt topladı. Mağdurlardan yaşadıklarını anlatmaları ve ardından da bunları yazmaları istendi. Bu metinler Avustralya'ya Mesaj adlı bir kitapta bir araya getirildi. Raporda on binlerce çocuk Avustralya'nın birçok kurumunda cinsel istismara uğradı. Ancak gerçek rakamı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ifadesi yer aldı. Komisyon faillerin büyük bir bölümünün din görevlileri ve okul öğretmenleri olduğunu belirtti. Rapora göre hem fail hem istismara uğrayan çocuklar açısından en yüksek rakama sahip olan kurumlar Katolik kiliseleri oldu. Komisyon daha önce cinsel istismarı bildirmeyen Katolik rahipleri hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. Başbakan Malcolm Turnbull, Kraliyet Komisyonu'nun hazırladığı raporun ulusal bir trajediyi gözler önüne serdiğini belirtti. Avustralya Parlamentosu da komisyonun önerilerini görüşeceklerini açıkladı. Raporun ardından açılacak davalardaki tazminatları kimin ödeyeceği tartışmasının da yaşanması bekleniyor. Türkiye'de izlenme rekorları kıran Ayla'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü haber geldi. Yabancı film dalında Oscar aday adayı olan Ayla son 9 film arasına giremedi. Yabancı film dalında Oscar ödülü aday adaylarının kısa listesi açıklandı. 9 filmin bulunduğu listede Ayla filmi yer almadı. Türk yönetmen Fatih Akın'ın Almanya'yı temsil ettiği son filmi In the Fate listeye girmeyi başardı. Özel bir komisyon daha sonra bu listeden en iyi 5 filmi aday olarak seçecek. Beklenti Kore krizinin yeniden gündemde olduğu bir dönemde Ayla'nın yabancı film dalında 5 aday arasına gireceği yönündeydi. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından yayınımız spor bülteniyle devam edecek. Mutlu akşamlar.